heyecanla yaklaşacaklarını zannediyorum. Ya şimdi Mısır ve İsrail dedik hakikaten söylediğin gibi ama Birleşik Arap Emirlikleri örneğine bakarsak burada adımların çok daha hızlı atıldığını görüyoruz. Bu iki ülkenin birbirlerine daha mı fazla ihtiyaçları var? Neden öyle oldu? Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yaklaşımını bütün bölgenin yaklaşımı olarak değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bir görünüşte mesela diplomatik olarak temaslarda nedir? İşte çok yakın kareler verilir. Can dostum, kardeşimiz vesaire gibi ifadeler kullanılır. Dışarıdan izleyenler de evet iki ülke arasında siyasi, askeri, güvenlik her alanda, kültürel, ticari, turizm her alanda bütün kanalların açıldığını ve bir baharın başladığını zanneder. Ama bir de bunun somuta dökülmesi meselesi var. Yani pratiğe dökülmesi meselesi. Birleşik Arap Emirlikleri evet Türkiye ile bölge ülkeleri adına bir kanal açtı. Çünkü bölge ülkelerinin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Bunu kesinlikle yadsımamak gerekiyor. Ama aynı zamanda Türkiye ile o ilişkileri hani rayına koymak için de ne tarz somut adımlar atacağı da hala belirsiz. Aslında bu Türkiye açısından rahatsızlık verici bir durum olsa gerek. Mesela biraz önce hani yayını beklerken, sen aktarırken dinledim. Katar'la yapılan anlaşmalar var. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmalar var. Suudi Arabistan'la barışma niyeti var. İsrail'le var keza. Ama mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin 10 milyar dolara yakın bir bütçe ayırdığı söyleniyor Türkiye'ye. Hala yatırım kalemleri belli değil. Bu para ne zaman gelecek, nasıl gelecek, istihdam yaratacak mı, yaratmayacak mı, Türkiye ekonomisini etkileyecek mi, etkilemeyecek mi? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. O anlaşmaların da önemli bir kısmı anlaşmaya niyetliyiz beyanı aslında, anlaşma da değil. Bunu da belirtmek gerekiyor. Diğer taraftan şu da var, şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile mesela bir Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerin arasında da çekişmeler var ama aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri mesela Türkiye'ye yaklaşımı konusunda Suudi Arabistan'ı da gözetmek zorunda ki Suudi Arabistan da Türkiye'ye hala oldukça soğuk bakıyor. Bu tarz şeyleri de değerlendirmek lazım. Şimdi soruna da kısaca cevap vereyim istersen. Lütfen. Peki Birleşik Arap Emirlikleri özelinde niye böyle bir niyeti var? Hani Türkiye ile barışma gibi. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin 2010 öncesi dış politikasını benimsedi. Sıfır sorun dış politikada, bölgede ve dünya çapında. Dolayısıyla ekonomik, ticari ve diplomatik açıdan dışarıya açılmaya çalışıyor. Bölgede de bunun en uygun kanalı Türkiye. Yani modern, batıya dönük, işte çok aşınmış olsa da seküler özellikleri olan, boru hatları olan, Avrupa standartlarında üretim yapan, bir altyapısı olan ülke Türkiye. Bir de şunu da eklemek lazım. Jeopolitik konumu da önemli bu açıdan. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri İran'la da oldukça ciddi çekişmeler yaşar ama mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'a oradan Türkiye'ye uzanan bir ticaret rotası da açtı. Dolayısıyla tamamen dış politikasına yatırım olarak değerlendirmek gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Körfez ülkelerinin ekonomik hani yaklaşımlarını, paketlerini anlaşmalarını. Şimdi hazır Katar demişken Katar'dan da söz edelim isterim. Çünkü biz de Halk TV'de bunu haberleştirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a yaptığı 2 günlük gezide öz be öz kardeşimiz dedi Körfez halkları ile ilgili. Ayrıca Katar'ın güvenliğinin Türkiye'nin güvenliğinden farkı olmadığını söyledi. Hemen bu ziyaretten sonra Katar ve ExxonMobil Güney Kıbrıs açıklarında doğal gaz arama anlaşmasına vardıklarını söyledi. Hemen bundan birkaç gün sonra da aramaya başladılar doğal gazı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaptı konuyla ilgili ama bize taahhütte bulundu Katar ve ABD bizim iddia ettiğimiz parsellerde arama olmayacak diye. Yine de birçok kişi şaşırdı bu olup bitenlere. Birçok dış politika uzmanı ise şaşırmadı. Sen hangilerindensin? Şaşırmayanlardan. Niye peki? Çünkü Burak, Doğu Akdeniz meselesi tek bir ülkenin yaklaşımıyla şekillenen bir mesele değil. Yani Katar'ın içi yana yana da olsa orada oluşmuş olan yapıya dahil olması gerekiyor. Diğer türlü Katar kendi kendini izole etmiş olur. İkinci nokta şu, Katar yaklaşık 3 yıllık çok ağır bir yani kuşatma yaşadı, daha doğrusu izolasyon yaşadı. Ekonomik ve siyasi açıdan özellikle bölgedeki birçok gelişmelerden çok uzak kaldı.
Şimdi dolayısıyla Katar önüne gelen bütün fırsatları sonuna kadar değerlendirmek zorunda ki Arap ayaklanması sonrası ortaya çıkan o bölge ülkelerine birçok fırsatlar veren şartlardan faydalanabilsin. Şimdi Türkiye ile ilişkileri açısından hani ben Türkiye ile dostum, Türkiye'de buna şart düşüyor, ben bunu kabul etmem deme ihtimali zaten oldukça zayıf. Yine Katar'ın bölgedeki pozisyonuna bakacak olursak eğer, Katar Müslüman kardeşlere çok büyük yatırım yapmıştı. Yani Irak'tan Suriye'ye, oradan Mısır'a, Cezayir'e, Tunus'a kadar bütün coğrafyada Müslüman kardeşler uzantılı iktidarlar üzerinden bölgeyi dizayn etmeye girişmişti ki buna kesinlikle kapasitesi oldukça yetersizdi. Bu projesi de çöktü. Dolayısıyla Katar birkaç cephede yenilmiş sayılır. Bunlar düşünüldüğü zaman Katar'ın bu tarz bölgesel oluşumlardan uzak durması çok olası değil. Bir başka nokta da şu, Doğu Akdeniz meselesi özellikle Katar'dan çok Mısır'la ilgili bir durum. Türkiye'nin bunu Mısır'la çözmesi gerekiyor. Çünkü bunun başını çeken zaten Mısır. O Doğu Akdeniz Enerji Forumu'nu kuran, işte liderliğini yapan vesaire de Mısır. Ve Mısır, işte Suudi Arabistan, pardon, Mısır, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerinde Yunanistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum kesimiyle yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz. Ve diğer tarafta şunu söylüyor, diyor ki biz Türkiye'yi bu konuda dışlamak istemiyoruz ama Türkiye dünyada sadece kendisinin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne adına hak iddia ediyor. Bunu da gitsin Rumlarla çözsün, Yunanistan'la çözsün. Türkiye'nin işte KKTC hassasiyeti sebebiyle Doğu Akdeniz konusundaki o mücadeleyi, yarışı ya da çalışmaları durduramayız diyorlar. Kısacası özetleyecek olursak görüşleri bu şekilde. Şimdi son olarak da Türkiye'yi, kaderi en çok ilgilendiren ülke olan Suriye. Senin de uzun yıllar yaşadığın Suriye ile devam edelim isterim. 2022 yılına girerken Suriye nasıl bir durumda? Şam yönetiminin eli biraz daha kuvvetlenmişe benziyor. Çünkü birçok Arap ülkesi diplomatik temaslar da kurdu geride bıraktığımız yılda. Suriye'de neler yaşanabilir? Bir İdlib operasyonu mümkün mü ve olup bitecekler Türkiye'yi yine yakından ilgilendirecek herhalde. Evet, bir İdlib operasyonu mümkün ama şu anda Şam'ın hiç gündeminde değil İdlib. Kesinlikle zaten epeydir, uzunca bir süredir. Bu M4-M5 hani ülke içindeki nakliyatın ve özellikle Şam-Halep bağlantısını sağlayan karayollarının Suriye ordusunun kontrolüne geçmesinin ardından Şam büyük ölçüde İdlib'i Türkiye'nin derdi olarak görüyordu. Bunu belirtmek gerekiyor. Hala aynı yaklaşım devam ediyor. Peki Şam'ın derdi ne şu anda? Öncelikli sorunları ne? Ekonomik kriz. Zaten bu Trump döneminde bir de ek yaptırımlar geldi. Hani Suriye ile dolaylı bile olsa hani herhangi bir şekilde ticari ilişkiye bulaşmış olan ya da dahil olan, karışan her neyse Rus şirketlerine, Belçika şirketlerine, Suudi Arabistan şirketlerine bile kara listeye aldılar o dönemde.